basın bayramında basın özgürlüğüne, adalete ve insan haklarına yapılan ağır bir saldırıya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık. 24 Temmuz Türk basın tarihinde önemli bir gün olup sansürün kaldırılmasıyla birlikte gazetecilerin özgürce çalışabilmesinin kutlandığı bir bayramdır. Ancak bugün bu bayramı mesleğine adanmış bir gazeteciye yapılan büyük haksızlık nedeniyle grup bir şekilde kutluyoruz. Gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu, gerçeğini savunmak, meslektaşlarımız Zerrin Somuncu'ya yapılan haksızlığı kınamak için buradayız. Zerrin Somuncu, yıllarını görevine kamuoyuna doğru bilgilendirmeye adamış bir gazetecidir. Samsun'da sayısız haber, röportaj ve araştırma ile halkın bilgi ulaşımını sağlamıştır. 2017'de Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından verilen basın kartını alarak mesleğindeki başarısını taçlandırmıştır. Ayrıca gazetecilik alanında kazandığı iki değerli ödülle yetkinliği ve başarısını kanıtlamıştır. Ancak 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından Zerrin Somuncu mesleki kariyerine büyük bir darbe vurulmuştur. Atakum Belediyesi'nde gazeteci ünvanına görev yaparken hiçbir gerekçe gösterilmeden başkan talimatı denilerek temizlik görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Sadece o mu? Diğer meslektaşlarından yol yapımına verdiğinde öğrenmiş durumdayız. Ekip arkadaşları meslek tanımları dışında görevine maruz bırakılmıştır. Bu karar apaçık son 5 yıldır Atakum Belediyesi'ne görev yapan basın emekçilerine meslek itibarına saldırdı. Bu haksız ve adaletsiz uygulama tüm basın mensuplarını zedelemektedir. Dolayısıyla belediye başkanının halkın oylarından geldiği makamın kişisel hırs ve keyfi kararlarla yönetmesi kabul edilemez. Atakumlu yurttaşlarımızın bu haksız adaletin kararını destekleyemeyeceğine eminiz. Yaşadığı skandal karar sonrası hukuk mücadelesini başlayan Zerrin Somuncu'ya yasal haklarının derhal verilmesini bekliyor. Atakum Belediye Başkanı Sayın Serhat Türkel'in görevini kötüye kullanarak gazetecilik mesleğine basın emekçiliğine yönelik bir saldırısından dolayı kamuoyunda özür dilemesini talep ediyoruz. Anadolu Basın Birliği olarak 50 yıldır bu haksızlık karşısında dimdik duruyoruz. Gazeteci mesleğine gazete yapılan bu tür saldırıya karşı sessiz kalamayacağız. Gazeteciler sürgün edilemez diyerek Zerrin Somuncu ve onun gibi gazetecilerin mutlaka sonuna kadar hukuki olarak da yanında yer alacağız. Adalet yerini bulana kadar basın özgürlüğü, insan hakları için mücadele edeceğiz. Değerli basın arkadaşlarım, öncelikle bugün buraya bizleri yalnız bırakmadan geldiniz. Gönül isterdi ki bir Samsun'da bulunan birçok cemiyet başkanlarına da söz vermişlerdi. Dolayısıyla yaptığımız bir Anadolu Basın Çalıştayı'nda da kendileri her zaman yanında olacağını söyledik. Ama gördüğünüz gibi basın mensuplarının yanında bir iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar değerlisiz basın mensupları arkadaşlarımız var. Bizlerin hiçbir belediye başkanından kişisel yok. Sadece bugün basın bayramı. Basın bayramında birçok basın mensubu arkadaşlarımız mağdur edilmektedir. Bugün Zerrin Hanım, yarın onun yerine gelecek olan arkadaşlar da olacaktır. O nedenle bizzat çalıştayda konuşma yaptık da yanında olduğumuz bizim Samsun İnternet TV Genel Yayın İsmet Aktaş'a ve siz burada bulunan değerli meslektaşlarıma teşekkür ederim.